Soğan fiyatı ya, şöyle. Buyurun, soğanın kilosu 100 lira. Buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun. Buyurun, buyurun, buyurun. Misafirler de geldi. Gayet güzel. Yani satışlar bugün biraz daha yoğun mu? Tabii. Her haftaya bakarak biraz daha. Bayram arefesinde. Aynen. Bitti mi alabız? Bitti. Onlar yoğundu, güzeldi. Çok güzeldi. Evet, bugün 8 Nisan 2024. Yarından sonra bayram. Bugün gurbetçilerin de gelmesiyle pazar yerinde bir yoğunluk var. Biraz önce hal yerinde ki esnafları da bir görüntüledik. Şimdi de yerli ürünlerimizin satıldığı köy pazarına geliyoruz. Birden beri yaz kış üreticiyim. Neler ürettin? Bu. Aklına ne geliyorsa boya patlar, taşın üzerine ne ekiyorsan biter. Taşın üzerine ne ekiyorsan biter. Yaz kış. Yeter ki üret. Yeter ki üret. Ben ürettikten sonra oluyor Allah'ım. Evet. Hayırlı. Toprağımı işliyorum. Bezat, merhaba. Merhaba hocam, merhaba. Toprağımı işliyorum. Üşüdüm de. Tarık'ı var, fare zehri var. Karabant'ta para bantları geldi dayı. Çok taze, çok taze. Ben ne alacağım? Bayramdan sonra. Evet, paşa da alışverişe çıkmış. Mahmut Ali, çay.
olabilir. Çay. Kıracı ekilen fasulye. Kilosu ne kadar? 100. Başkan, merhaba. Sağ olun hocam. Evet, Boyabat'ın en ünlü zurnacısı. Hemen görmüşken bir Ahmet, zurnacı Ahmet. Nasılsın? İyiyim. Ramazan davulunu çaldım. Bu akşama uğurluyor. Uğurluyorsun. Gelecek bayrama gafurrahim. Sağlığın yerinde. Sağlığım, sağlığım. Şimdi devam mı daha? Zurna işi devam ediyor mu? Bayramın ikincisi günü nişanım var. Yaş kaç? 86. 86. 86 bu, tabii. Bu gençliğini neye borçlusun? He? Yani bu dinçsin maşallah. 86 yaşında diyorum hala düğünlere gidiyorsun. Zurna çalıyorsun, insanları eğlendiriyorsun. Yani bu enerjiyi neye borçlusun diyorum. Cenab-ı Allah'a. Öyle mi? Tabii. Teşekkür ediyoruz. Hadi bayramlar olsun. Yürü ben burada diye baksan. Gel hadi. Aa, o küçüğüm yarın gel.
parça burada, her çeşit burada, buyurun. Buyurun abi, buyurun. Buyurun. Alışveriş yaptın. Nasıl pazar, nasıl pazar? Bozuk bozuk. Ne? Pahalı pahalı. Pahalı mı? Nerede? Burası da giysi pazarı. Giysi pazarında bugün yoğunluk var. Bayram geldi bir oldu. 50 lira, 50 lira. Eşofman spor ayakkabı kabartıyor. Bence patronları belli. 50 lira, 50 lira. Bayram, bayram geliyor, bayram. Patron pijama, eşofman kahve 50. Bayram yoğunluğu dolayısıyla kuaförler de görüldüğü gibi dolu. Dışarıda ve içeride sırada bekleyen vatandaşlarımız var. Köprübaşı mevkii, yine trafik de görüldüğü gibi yoğun. Daha fazlaydı ama biraz işte öğle sonra geçtim, biraz gevşedi trafik. Evet, yollar, insan dolu. Trafikteki yoğunluk yine burada görünüyor. Yine bankalarda da bugün, banka önlerinde de uzun kuyruklar vardı. Şimdi biraz azalmış. Yine vatandaşlarımız gölgelerde oturuyor. Evet, kent meydanındayız. Evet, burada emekli satılmış oturuyor. Nasılsın? İyi misin? İyi hocam, işte valla vakit geçiriyoruz. Vakit geçiriyoruz diyorsun. Evet. 31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden Hasan Kara belediye başkanlığını kazanmıştı. Cuma günü devir teslim oldu. Gürbetten gelenler burada şöyle bakalım. İleride iki büyük Ramazan çadırı var. Hayırsever vatandaşlar burada iftar veriyor. Ortalama 600 kişilik yemek veriliyor her akşam. Evet, yine burada da vatandaşlarımız, oturanlar, dinlenenler, işi olanlar geziyorlar.
Evet, bankalarda kuyruk devam ediyor. Evet, karşıda hepinizin bildiği tarihi Beyazıt Camii var. Biraz önce söyledik, karşıda da Ramazan başından yani 30 gün süreyle bu çadırlarda iftar yemeği veriliyor. Evet, yine burada da bankamatiklerin önünde kuyruk var. Beş bankamız, Silahat Bankamız da burada hizmet veriyor. Kalemizi de görüyorsunuz. Evet, artık dört yolda da bir çeşmemiz var. Evet, Boya Batı biliyorsunuz, dört yoldayız. Evet, Erenlik Tepesi'ne doğru bakan bölüm dört yolda. Evet, burası da Stadyum Caddesi. Yukarıda futbol sahası var. Her türlü fotoğraf işleri, araç giydirme, dijital baskı, afiş, tabela, magnet, madalyon, kupa, her türlü işlem yapılıyor. Evet, bizim balonlara da bakalım şöyle. Herkese iyi bayramlar. Boyabat'tan selamlar, sevgiler, saygılar. Evet, vatandaşımız da selamını söyledi. Evet, baskıların her türü burada yapılıyor. Tek merkezi burası. Şimdi de Tayyareci Nur Bey Parkı, Emniyet Kavşağı ve burada marketler var. Araçlarda buralara park ediyor bazen. Uygunsuz park edenler yüzünden trafik de tıkanabiliyor. Pazartesi günleri buradaki marketlerin biraz indirimli fiyat uyguladıkları için buradaki marketlerde de bir yoğunluk yaşanıyor. Akşam üzeri oldu, biraz yoğunluk kalkmış. Evet, insanlar artık herhangi biriyle buluşurken işte uçağın orada buluşuruz diyor doğal olarak. Evet, burası da Boyabat'ın tek ışıklı noktası, ışıklar diyoruz. Buradan çarşı tarafı, çarşıya gidiyor. Bu taraftan da Karadizi, Durağan ve Samsun yolu. Karşıda Alparslan Türkiye Parkı var. Doluk doluk artık parklara girdiler. Bir yaz havası başladı. Şöyle bakacak olursam, burası da bu arayolun, yani buradaki yolun sağ tarafı Yıldız Mahallesi, sol tarafı da Esentepe Mahallesi bölümü oluyor. Evet, karşıda
kültür merkezi var. Yani traktörleri görünce sanayi merkezi gibi görmeyelim. Mobilyacı, traktörcü var birinci katta. Kültür merkezi burası. Evet, burası da Boyabat 75. yıl Devlet Hastanesi. Şöyle anıyorum, çünkü eczanelerim olduğu yer.